Dünyada neler yaşanıyor diye söylesem hemen zannedeceksiniz ki yine siyaset konuşacağım. Hayır, ben hayattan konuşmak istiyorum da öyle başladım. Hani hayat dersiniz ya, hayat nedir? Vallahi bana sorarsanız mesela şu anda çok konu olan hani köprülerdeki bakım onarımdan dolayı sinirden bir tarafları gerilmiş, terden ne yapacağını bilmeyen insanlardır derim. Sonra biraz da kendi eskimden anlatayım. Böyle karakoldan falan bir cep gelip de karakola kadar gelin gibi böyle sert ifadeler bizim zamanımızda. Şimdi tabii çok daha değişik. Söylendiği zaman böyle tırsan insanlar aklıma gelir. Benim öyle bir şeyim olmuştu. Daha askerliğim de bitmiş işte bir süre falan filan. Hiç hayatımda da karakola gitmemiş. Bir polis geldi. Karakola dedi, bekleniyorsun özellikle işte falan filan. Ulan bir korktuk, acaba ne kusurumuz oldu falan diye. Bana sefer görev emrimi verdiler arkadaşlar. Hani askerden sonra bir kere daha askere gidersen hani şuraya gideceksin derler ya. Onu da nasıl becermişler bilemiyorum. Ben işte geri tepmesi toplu, bana silahçıyım. Bana Kayseri'de bir askeri fırını verdiler. Artık ne alakaysa. Sadece polis için değil, mesela mahkeme için de öyledir. Mesela ben şu anda hani birinde bir şey olsa da mahkemeye falan nasıl başvuracağımı bilmem. Ama şimdiki ülkeye bir bakıyorsunuz ki kardeş, öf, mahkemeye baş mı var, neresini vuruyorsa. Vuran, onu bunu şikayet eden, işte itirafçı olan bilmem. Ya bizim zamanımızda bugünü ben pek tam bir örtüştüremiyorum. Ama bu ara yani biraz da hoşuma gittiği için söylüyorum. En çok hoşuma giden iki tane şey var. Ama bu eskiden var mıydı? Çok emin değilim. Şimdi var mı? Fevkalade eminim. Birincisi, değerli hanımefendilerin üçüncü, dördüncü katlardan balkon yıkamasıdır. Harika yıkarlar vallahi. Bazıları anlayışlıdır, bazıları az anlayışlıdır. Zaten anlayışsız olunmaz. Yani sonuçsızla sizle biten kelimeleri kullanmamak lazım. Mesela insana kızıyorsun, işte ahlaksız diyorsun. Ahlaksız olunmaz kardeşim. Muhakkak bir miktar ahlakı vardır. O zaman az ahlak diyeceksiniz. Bunu da şunun için söyledim, bu balkon yıkayanlar için. Adam dördüncü karttan yıkıyor. Onun güzel bir gideri vardır. O giderden böyle artık sabunlu sular pat şey yapıyor. Bunların az işte anlayışı fazla olanları, çünkü o sular işte rüzgarla bir şekilde aşağıki komşulara da uçuyor ya, onu çözmüş. Bir lastik hortum bağlamış, şeffaf veya gayri şeffaf. Onunla ta aşağıya kadar indiriyor kardeşim. Böylece insanlara kesinlikle zarar vermiyor. Ha, sokağa zarar verir, onu düşünmüyor. Yani o iş başka. Yani hani adamı yolda tükürdüğünü görmüş bir tane düzgün bir insan. Kardeşim demiş, böyle şey olmaz. Ne olmaz demiş adam. Tükürmeyiz. Yere falan tükürmemen lazım demiş. Adam ona bakmış. Tamam da demiş, nereye tükür? Sen suratına mı tüküreyim demiş. Düşünebiliyor musunuz? Yani tükürmek serbest. Yani onun karşılığı yok. Ya işte insan şu. Bir de çok hasta olduğum bir şey vardı. Umumiyetle galiba böyle biraz evli olan hanımlarda, yani ailelerde oluyor. Balkona çıkar veya pencereye çıkar. Yatak çarşafını böyle aşağı doğru böyle şey yapar. Silkeler. Yani yatak çarşafı ne silkelenir? Her gün veya ne bileyim günde iki defa silkelenir mi? O silkeler. Niye silkeler? Bakın ben size onu da söyleyeyim. Neden silkelediğini? En büyük koca benim koca demek istiyor. Hani evde erkek var.
İşte kılı tüyü var. İşte görün arkadaşlar. Dışarıya konu komşuya selam olsun. Ya şimdi hayat diyorduk da hayat bunları anlatırken nereden nereye geldik arkadaşlar ya. Ha bir de tabii ezikler var. O ümmetle maaşıyla geçinemeyenler. Yetişmiyor maaşı adam. Ne yapsın? Kredi kartından kaynak yapıyor. Limitinden birazcık alıyor, onu maaşa ilave ediyor. Yoksa dönemeyecek. Şimdi geçenlerde bununla ilgili de vatandaşa bir iyilik yapıldığını gördüm. Nasıl bir iyilik derseniz onu da tam bilemiyorum. Kredi kartı asgari ödemesi %40'tan %30'a düşmüş. Bir de ayrıca kredi kartındaki geç ödeme faizleri bir miktar düşürülmüş. Şimdi bundan dolayı kişi nasıl bir menfaat sağlıyor? Yani kısmi bir ferahlığı kabul ederim. Yani adamın borcunu mu siliyorlar? Yok. Adamın süresini uzatıyorlar kardeş. Biraz daha sana nefes aldırıyoruz. Sen onunla ilgili gerekli işlemi yap diyorlar. Bugün Sayın İmamoğlu'nun gönüllülüğe yaptığı bir konuşmayı izledim. Sanki kendi çalışma hayatım zamanını görmüş gibi oldum arkadaşlar. Çok ilginç bir şeyler söyledi. Bugün için çok ilginç, benim için çok ilginç değil. Onlara uyarıyor. Şimdi ben diyor 5 yıllık daha evvel diyor belediye başkanlık hayatım var diyor. Ben bunları iyi bilirim diyor. Şimdi diyor böyle beni diyor alkışlıyorsunuz, bankışlıyorsunuz ya diyor. Bundan bir süre sonra diyor bu işten menfaat isteyen, menfaat arzulayan bir takım insanlar gelecektir diyor. Yani işte kardeşime iş bul, bilmem neye iş bul. Bu işin diyor en zor tarafı da orasıdır diyor. Çünkü o güne kadar diyor böyle bir menfaat ilişkisine girilmeden çalışan insanlar bir anda diyor şekil değiştiriyorlar. Bakın o kadar doğru ki arkadaşlar. Ben yani kendimden örnek vermek de çok istemiyorum ama çalışma hayatımdan size şöyle söyleyeyim. Yani tam düz olarak söyleyeyim. Ben memurlukla genel müdürlük dahil bütün departmanlarda çalıştım. Şirketin her türlü hemen mühendislik hariç bütün departmanlarında görev aldım. Öyle beğenirsin beğenmesin ve çalıştığım insanlara bir miktarda iyilik yaptığımı zannediyorum. Belki arada da biraz kırdığım da olmuş olabilir. Ama çok içtenlikle söylüyorum arkadaşlar. Ben emekli olduktan sonra kendisine iyilik yaptığımı ve faydalı olduğumu daha üst mevkilere getirdiğim bazı insanları yolda beni görünce yolun karşısına geçtiğini gördüm. İşte bu insandır. Bunu böyle bilmek lazım. Hatırlamanız lazım. Ben onu size çok anlattım ama hani Tolstoy demiştim. Bütün malını, mülkünü, şununu, bununu köylüye verip her şeyinden vazgeçip bütün malını dağıtan Tolstoy bildiğiniz gibi bir bankın üstünde donarak öldü. Bu nedenle yani bu ahlak olayını Tolstoy da söylüyor. Ahlak öyle bir iştir ki diyor ihtiyaç olduğu halde bambaşka bir yola evrilir. Bu sohbetimizi de burada sonlandıralım. Yarın daha iyi günlerde, daha iyi şartlarda ve inşallah özlenen İstanbul'u, özlenen Türkiye'yi görebiliriz. Beni takip etmeye devam edin, bildirimlerinizi açın, abone olun. Hepinize sevgiler.